Peki bir e, Furkan Yıldız'a gidelim. Şu anda haber servisimizde bizi bekliyor. E, bu olayla da ilgili tabii varsa Beşiktaş'tan e, gelen bir bilgi, bir, bir reaksiyon, artı bir açıklama onu da alabiliriz ama... ...tabii asıl bağlantı sebebimiz Abu Bakar. Abu Bakar henüz İstanbul'a gelmedi bildiğim kadarıyla. Beşiktaş taraftarı da onu bekliyor. Trabzonspor maçına yetişecek mi, kafileye dahil olacak mı... Furkan Yıldız'a bırakalım sözü. Detaylar onda. Onur Yıldız çok teşekkürler. İyi yayınlar. Abubakar'a e, Abu Bakar'a geçmeden önce çok kısa bugün tabii transferin son günü artık çok da kısa bir süre kaldı transfer döneminin sona ermesine. Biz e, Beşiktaş'ta bugün e, şu dakikalar itibariyle artık yeni bir transfer olmasını beklemiyoruz. Siyah beyazlar transferi kapattı. Ayrılık olma ihtimali var. Kartal Kayra Yılmaz'ın e, sözleşmesini Beşiktaş uzattı ve oyuncunun Süper Lig ekiplerinden Kayseri Spor'a kiralık olarak e, katılmasını bekliyoruz. İlerleyen saatlerde bu konuda hem Kayserispor hem de Beşiktaş Kulübünden resmi açıklama gelmesini bekliyoruz. Geçelim Abubakar konusuna. Vensen Abu Abubakar 12 Eylül'de Kamerun'un e, Afrika Uluslar Kupası eleme mücadelesinde sahadaydı. Hatta o karşılaşmada e, gol de kaydetti. Sonrasında dün Beşiktaş Kulübünün de yapmış olduğu açıklamada zaten net bir şekilde orada durum e, ifade ediliyor. Beşiktaş Kulübünün vermiş olduğu izinle beraber Wensan Abubakar e, Kamerun'dan Milli maç oynadıktan sonra Fransa'ya geçti ve ailesindeki bir sağlık sorunu sebebiyle özel izinli olarak şu anda Fransa'da Beşiktaş kulübüne dün bu haber ilk olarak Gündeme geldiğinde e, öğle saatlerinde Beşiktaş kulübü yetkililerine bunu sorduğumuzda bu konuda herhangi bir endişeleri olmadığını ifade etmişlerdi. Bugün e, tekrardan e, yeniden bu konu üzerinde siyah beyazlı kulüpteki yetkililerle konuştuğumuzda Beşiktaş kulübü idarecileri bu konuda herhangi bir endişe içerisinde değiller. E, ben sana bu bakarım bugün geç saatlerde dahi olsa İstanbul'a gelmesini bekliyorlar. Henüz geliş saatiyle alakalı net kesin bir ifade kullanamıyoruz ama bugün geç saatlerde dahi olsa Kamerunlu oyuncunun İstanbul'a gelmesini bekliyoruz. Çok bir ufak parantez açmak istiyorum. Bir gecikme dahi olsa Beşiktaş kulübünde hazırlıklar yapıldı. Beşiktaş Fransa'ya Paris'e özel uçak gönderecek ve Vincent Abubakar'ı Trabzonspor maçına yetiştirecek. Bu konuda taraftarlara bu haberi vermiş olalım. Abubakar'ın Trabzonspor maçı kadrosunda olmasına kesin gözüyle bakılıyor siyah beyazlarda. Diğer soru işareti olan isimler bazı sakatlığı bulunan isimler vardı Beşiktaş'ta özellikle milli aradaki hazırlık maçında Erik Beyli'nin işte kara maçında 45 dakika oynamasıyla alakalı bazı spekülasyonlar vardı ama oyuncunun herhangi bir sakatlığı olmadığını ifade edelim tabi henüz. %100 hazır hale gelmesi için fil dişili oyuncunun bir 3-4 haftaya daha ihtiyacı var. Alex Oxley, Chamberlain kara gümrük maçında oynamamıştı. Beşiktaş bu milli arada kara gümrük maçı dışında bir de U19 takımıyla yine tesislerde bir hazırlık maçı oynadı. Chamberlain Karagümrük maçında yoktu ama U19'da oynanan hazırlık karşılaşmasında forma giydi. Onun da şu an için herhangi bir sakatlığı bulunmuyor. İki antrenman kaçırdı. Bu hafta Trabzonspor maçı hazırlıkları kapsamındaki iki antrenmana Chamberlain çıkmamıştı. Ama şu an bu saat itibariyle herhangi bir sakatlığı, herhangi bir engeli bulunmuyor onun da. Hem Alex Oxey Chamberlain hem de Eric Bailey'nin Trabzonspor maçı kafilesinde olacaklarını ifade edelim. Diğer isimler. Milyar öncesinde iki ismin sakatlığı vardı Beşiktaş'ta Onur abi. Hem Artur Masuaku hem de Daniel Amarti. Masuaku milli takıma gitti. Demokratik Kongo'nun oynadığı... Afrika Uluslar Kupası mücadelesinde forma giydi, 90 dakika sahadaydı. Sonrasında milli takımdan izin alarak İstanbul'a erken geldi ve e, Trabzonspor maç hazırlıklarının takımla beraber e, başladı o da. Masuaku için de herhangi bir problem yok. E, o da Trabzonspor maçında kadroda olacak Ve Biz e, muhtemel 11'imizde de Masuaku'ya yer verdik zaten sol bek mevkinde. E, Trabzonspor maçı ile beraber Masuaku'nun da formayı yeniden almasını bekliyoruz. E, Amartin'in de bir sakatlığı vardı. O da sakatlığını atlattı. Maç kadrosunda olmasını bekliyoruz. PL'de olacak kanalı oyuncu ama 11'de Şenol Güneş'in stoperde Necip'e yer vermesini bekliyoruz. Hatta eğer istersen Onur abi bir muhtemel 11 şeklinde de devam edebiliriz Trabzonspor maçı için Beşiktaş'ta kalede Mert'in forma giymesini bekliyoruz. Dörtlü savunmanın sağ tarafında Valentin rozier sol tarafında Artur Masuaku, stoperlerde kaptan Necip'le beraber Omar Koli ikilisinin sağda olmasını bekliyoruz. Orta alanda herhangi bir sürpriz değişiklik olmayacak. Amirac Zahmetoviç, Salih Uçan ve Jetson Fernandez hücumdaysa sağ tarafta Milot Raşit ise sol tarafta Jackson Muleka ki orada Anterebiç üzerinden de bazı haberler vardı ama hoca Muleka'dan hem saha içi hem sağ dışında ortaya koyduğu istek ve arzudan çok memnun. Solda yine biz Mureka'nın oynamasını bekliyoruz. Ve en uçta da Kamerun'un oyuncusu Beşiktaş'ın Wensen Abubakar'ın Trabzonspor maçında sağda olmasını bekliyoruz. Burada tabi Dün aslında transfer raporunda da bahsetmiştik. Beşiktaş kulübü Abu Bakar konusunda herhangi bir endişe içerisinde değil. Fakat bu bir sağlık konusu olduğu için e, burada tabii durum sürekli her saat her dakika güncelleniyor. Bu konuda herhangi bir olumsuz e, durum, olumsuz gelişme yaşanması durumunda Beşiktaş'ta e, Şenol Güneş Cenk Tosun'la da bir görüşme gerçekleştirdi e, Cenk'in de Trabzonspor maçı için hazır olmasını istedi. Eğer Abu Bakar konusunda Beşiktaşlı idarecilerin istemediği bir senaryo gerçekleşirse Cenk Tosun da bu ihtimaller dahilinde hazır bir şekilde Trabzonspor maçı için hazırlıklarını o da sürdürüyor. Ve o da Abu Bakar eğer bu maça yetişmezse ki bir kez altını çizelim Beşiktaş kulübünün bu konuda herhangi bir endişesi yok ama bir sağlık konusu olduğu için burada... İstenmeyen de bir gelişme olursa Abubakar'ın gecikmesi dahilinde Cenk Tosun'un da Trabzonspor maçında sahada olma ihtimali de var Onur abi. Furkan Yıldız'a çok teşekkür ediyoruz. Beşiktaş'la ilgili açıkçası merak ettiğimiz her şeyi bütün detaylarıyla anlattı. Eğer bir gelişme olursa yine Abubakar konusunda bu konuya döneceğiz. Evet, şimdi Ahmet Nur açıklamalarını konuşuyorduk. Galatasaray'la ilgili en son ne demişti? Henüz bir cevap gelmedi. Galatasaray tarafından Levent Düzemen ama mutlaka bu konuyla ilgili bir cevap verilecektir. E verecektir tabii. Yani burada Galatasaray yönetimi de tökmete altta bırakılıyor. Doğru değil mi? Bununla ilgili yani ben hiçbir zaman için eee Beşiktaş transferiyle ilgili bir şey duymadım. Sadece bir tek şeyle Bak mesela Murat söyledi kaç para oldu belediye şeyin eee aldığı para. Ben, ben onu bilemem. Şimdi ama bunun için belgem varsa bunun içinde konuşurum. Tamam mı? Belge varsa konuşurum. Fenerbahçe'nin Ceko ile ilgili e, açıklamasını rakamlarını düşük 4 küsur galiba öyle bir şey galiba. Galiba 4250 idi ama evet. yanlış hatırlamıyorsam evet. bir daha bir bakayım hani net olsun. Evet. Şimdi Fenerbahçe'nin açıkladığı bu ıı, rakamada mesela şey mi diyeceğiz hani biz de buna inanmıyoruz gibi mi diyeceğiz? Hayır ben Çünkü demem. Fenerbahçe'nin kendi burada açıklaması bu. 4 milyon 200 bin avro ödenecektir diye kapta bildirim var. Yani Bak, zaten seviyorum. bütün transferlerde bu kulüb kulüb. bildirimler Hadi yapılıyor. Galatasaray üzerinden gidelim. Galatasaray olduğum için söylüyorum. Bugün Galatasaray yönetimi tıpkı Başkan Sayın Ali Koç gibi za için açıklanan rakam yüz yanlış gibi bir ifade kullanırlarsa CECO ve Tadiş transferleri için ortaya belge koymaları lazım. Neye göre yanlış? Ya da bu açıklanan rakamlar da yanlış olabilir o zaman. Tabii. İnandırıcı olmayabilir. O zaman bu rakamlardan niye tepki gösteriyorsunuz? Zaha için ne açıklamış Galatasaray. Yani, Zahayı hemen söyleyeyim. Ya benim mı? bildiğim kadarıyla 4.250 yıllık ücreti 2.5'ta evet. imza parası olması lazım. Yaklaşık 7 milyon euroya yakın bir evet. ücret. E tamam normal bon servisini alsan dünya parası Hı -hı. yapar. 4 milyon 350 bin. Yani evet. E, şimdi Sayın Maaşı. Ahmet Nur Çevi'ye göre bu rakam e, doğru değil yani. İnandırıcı değil diyor. Daha önce Ali Koç da aynısını Yani 7-8 mi alıyor Zaha? 7-8 mi? Ücret, total ücreti 10 milyon euro mu? Öyle bir şey. Mesela var. nedir bu? Ben de merak ediyorum. Yani bunların hepsi e, şeyde kağıtta yazacak gelecek mi Ali Kongre'de? Neden bahsediyorsunuz ya? İşte artık ya bununla tek tek ilgili ben olay federasyonda. Federasyon da zaten, diyor ki top bizde değil. Zaten sorun adliyede. buradan kaynaklanıyor. Sizin Galatasaray'ın sana geçen gün baktım. E, Belanda ile Fegüli'nin tek tek var. Şu gol atarsa, şunu yaparsa, bunu yaparsa vermeyin abi herkese. Ben niye servitimi ödediklerimi öğreneyim? Veriyorsun işte dedikodu çıkıyor. Almadığın halde çıkıyor. Diyor ki bak ne diyorsun sana? Ben diyor e, benim de şüphelerim var diyor. Anlamadım ben yani çift kontrat konusu'nun TFF araştırmalı demek yani kontrat bir kontrat iki kontrat bir TFF'ye yollanan kontrat iki iki taraf arasında olan mı ya yani? böyle mi oluyor? İşte i̇kinci kontrat yap varsa olabilir mi canım öyle bir şey yani bir olabilir şey. mi olamaz ya böyle bir şey yani iki tane kontrat olabilir mi yani bir futbolcuyla tam belki e, anlaştığınızda bir takım rakamlarla ilgili açıktan bir meblağı belki ödeyebilirsiniz bilemiyorum yani bunu nasıl gösteriyorsunuz çünkü yıllardır bu imza paraları ile ilgili transfer rakamları ile ilgili işte özel jet tutuyorsunuz, uçak tutuyorsunuz, evinin kirasını ödüyorsunuz, bir sürü şeyler bonuslar ekliyorsunuz. Yani bunların yani çok çoğununda, basit bir soru soracağım. Çoğunda şey yapmıyorsunuz, açıklamıyorsunuz. Mesela, ya bu sadece eee e, Galatasaray değil yani Beşiktaş, Fenerbahçe de birçok oyuncuyla ilgili, Trabzon'da birçok oyuncularla ilgili yani inanılmaz tam detaylı açıklama yapmıyorlar ya yani şirketler, açıklar bunlar şeye, e, borsaya açık şirketler. Ama bazı bazı bilgilendirmeler tam olarak her zaman yapılmıyor. Yani özellikle Galatasaray bu konuda daha çok bilgilendirme yapıyor. Beşiktaş yapıyor, ya, Trabzon Galatasaray, yapıyor. Borsadaki işler, en az Fener, bu. Fenerbahçe yapıyor evet. bilgilendirme. Bu, Geçen, sorun mu zaten Galatasaray'ın eleştirdiği nokta buydu.